Ya oradan da telefonla istediler. Selamlıyor ve bayram tadında nice nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün önemli bir gün. Kazbağımızın evladı, bakanımız, bayram kaymakamlığımızı ve sizlerle bayramlaşmak üzere buradalar. Şeref verdiler hem ilimize hem kaymakamlığımıza. Biz sizlerin emrindeyiz. Sözün sahibi bakanımızdır. O daha çok bilgi verecektir sizlere. Ama bilesiniz ki gecemiz, gündüzümüz, her dakikamız kazmanımızda vatandaşımızın dertleriyle, sıkıntılarıyla meşgul olmaktadır ve onlara çözüm aramaktadır.
Bakanımız bizim için büyük bir nimettir. Kars'ımız için Susuz, Arpaçay, Akyaka, Seydin, Digor ve Kazman için özellikle hepsi için bir nimettir. Bu nimete sebebiyet veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca yine bu bölgemizin insanı gibi bize sahip çıkan, bakanlığımıza sahip çıkan ve kendisi Karslı gibi hisseden Bakanımız Binali Yıldırım Beyefendi Başbakanımıza hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Huzurlarınızda sizin adınıza onlara teşekkür ediyorum. Bakanımız zaten Kars'ı şantiye haline getirdi. Gelirken yolda görüyoruz, uçaktan bakarken dinliyoruz, ben köyleri gezerken görüyorum. Kars'ımızın her köşesine yatırımlar geldi. Sadece ve sadece değer olarak söylüyorum, sadece bir yıl içerisinde Kars'a gelen yatırım miktarı minimal 2 milyar liradır. Kars belki bunu 10 yıllardır görmedi ama bir yılda bu kadar yatırım geldi. Ben huzurlarınızda valime bizimle beraber olduğu için teşekkür ediyorum. Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda sizin evladınız Ahmet Aslan'la gurur bir daha duymanız gerektiğini düşünüyorum. Ben de gurur duyuyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli Kazmanlı hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlarda sizleri çocuklarınızla birlikte buluşturmayı nasip etsin. Bayramlar, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günlerdir. Küçüklerin, büyüklerin ziyaret ettiği, milli şuurun, kardeşliğin geliştiği ve zirve yaptığı günlerdir. Bu bayramı da huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşıyoruz Rabbim. Nice bayramları milletimize huzurlu bir şekilde yaşatmayı nasip etsin. Ülkemizin etrafında kan gölüne dönmüş ülkeler varken Suriye, Irak ve Arakan'da Müslümanlar bir takım sıkıntılar yaşarken ülkemizde huzurlu bir bayram geçirmenin ne kadar önemli olduğunu burada fark ediyoruz. Birlik beraberliğimizi bozmadan huzur içerisinde kardeşçe ırkına, mezhebine, dinine bakmadan bu memlekette birlikte yaşamanın, birlikte yol almanın, imkanları birlikte kullanmanın ve huzur içerisinde yaşamanın yoluna bakmamız lazım. Sayın Bakanımızın gönderdiğinde, liderliğinde Kars'ta çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sayın Bakanımız sağ olsun, Ankara'da yapılması gereken tüm imkanları bize seferber ediyor. Biz de teşkilatımızla, kaymakamlığımızla, belediyelerimizle birlikte bu hizmet yolunda çalışıyoruz. Kars'ın her tarafında, köyünde, yolunda, barajında, köprüsünde çalışmalar var. Bu Kars için büyük bir imkandır. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde kış gelmeden bir takım çalışmaları tamamlayacağız. Gerekken gördük, gerekse ilçelerimiz, köylerimizde yapılan çalışmalar bizleri hayli memnun etmekte. Bu Kars için büyük bir imkandır. Bu imkanı iyi kullanmak adına elimizden geldiği kadar büyük gayret sarf ediyoruz. Sayın Bakanımıza hem Kars adına, Kars'ın adına hem şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, yol gösteriyor ve çalışmalarımızda bize destek oluyor. Bu vesileyle tekrar ben Kazmanlı hemşerilerim, değerli mesai arkadaşlarım ve hazır olup bayramı tekrar tebrik ediyorum. Nice bayramlara diliyorum. İnşallah Rabbim huzurlu bir şekilde bayram geçirmemizi temenni eder. Tabii bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde trafik güvenliğiyle ilgili bir kampanya oldu. Bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü bayram için Kazman'a, Kars'a gelen hemşerilerimizin tekrar memlekete dönerken, yaşadıkları yere dönerken güvenli bir şekilde dönebilmeleri için trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz. Geçen yıla nazaran trafik kazalarında bir azalma yaşandı. Bu tabii hem güvenlik kuvvetlerinin hem vatandaşlarımızın dikkati sayesinde oluyor.
ben huzurlu bir şekilde tekrar buraya misafirliğe gelen vatandaşlarımızın memleketlerine dönmelerini diliyorum ve bayramımızı tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sözü Sayın Bakanıma bırakıyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Hemşehrilerim, değerli hanımefendiler ve efendiler, değerli basın mensupları, ben de hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah kazasız belasız, bayram tadında nice bayramları hepimize nasip eylesin. Değerli vekilim de, değerli valim de güzel şeyler söylediler. Allah razı olsun onlardan da. Elbette ki ilçelerimizin, ilimizin, memleketimizin kalkınması için sorumlu kalan bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şüpheniz olmasın ki Kars için, merkez dahil 8 ilçesi için, beldesi için hizmet getirmek konusunda Ankara'da yapılması gerekenleri biz yapıyoruz. Değerli vekilimle birlikte, değerli hocamla birlikte gerek mecliste, gerek bakanlıklarda, gerek kurumlarda gerçekten Kars'a daha fazla hizmet gelebilmesi, Kars'ın ve ilçelerinin daha fazla mamur olabilmesi için biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ancak biliyoruz ki Ankara'dan imkan oluşturmak tek başına yetmez. Bu imkanları yerinde doğru değerlendirmek, verimli değerlendirmek ve bir an önce işleri bitirmek konusunda da bir gayret göstermek gerekir. Bunu da ekip anlayışıyla yapmak gerekir. İşte bu konuda gerek değerli valime, gerek kaymakamlarımıza, gerek onun çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ederim. Yine teşkilat olarak yaptıklarımızı millete doğru anlatmak ve milletin taleplerini de bize iletmek adına il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, onların yönetimindeki arkadaşlarımız da olağanüstü bir gayretle bu kervanda, bu hizmet kervanında mesai harcıyorlar. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Tabii ki yerelde, ilde, ilçelerimizde belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin, il genel meclis arkadaşlarımızın aldığı önemli bir sorumluluk var. Onlar da bu sorumluluğu yerine getirirken gerçekten bize ayak uydurup çok iyi çalışma çıkarıyorlar. Onlara teşekkür ederim. Yine milletimize çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman desteği yanımızda, her zaman duası yanımızda ve o destekle, o duayla inşallah biz daha fazla hizmet etmek adına gayret sarf edeceğiz. Bu gayreti sarf ederken de gerek mahallelerimizde, gerek köylerimizde muhtarlarımız da hizmete aracılık ediyorlar. Onlara çok teşekkür ederim. Velhasılı kelam, memleketin huzuru, ilin huzuru, ilçenin huzurunu da huzuru içinde emek sarf eden güvenlik güçlerimiz var, silahlı kuvvetlerimiz var, güvenlik korucularımız var. Onlara teşekkür ederiz. Çünkü memleketin huzuru, birliği, beraberliği yapacağımız ve yapmak istediğimiz hizmetlerden çok daha önemli. Eğer vatandaşınız huzurlu değilse, eğer vatandaşınız birlik, beraberlik içerisinde yaptığınız hizmetlerin tadını çıkaramıyorsa istediğiniz kadar hizmete yapın, tek başına anlamı değil. Dolayısıyla bir taraftan ilçelerimizin, ilimizin kalkınması için uğraşırken bir tarafında da insanımızın huzurunu da önemseyerek bütün arkadaşlarla birlikte gayret gösteriyoruz. Onlara teşekkür ederim. Birlik, beraberlik demişken, huzur demişken bugün bu bayramda bu kelimeler, bu ifadeler çok daha anlamlı hale geliyor. Onun da sebebi etrafımızda bir ateş çemberi var. Huzuru olmayan, aşı olmayan, işi olmayan, evi olmayan, barkı olmayan birçok insan var. Suriye'de var, Irak'ta var, Lübnan'da var, Libya'da var, Filistin'de var. Velhasılı kelam çok önemli bir coğrafyada huzur memleketi olarak onların da huzur bulması için uğraşıyoruz. Ama biliyoruz ki huzur tek başına olmaz. Bütün dünyanın bu huzura sahip çıkması, bütün dünyanın teröre karşı el birliği yapması gerekiyor. İşte en son örneğini Arakan'da gördük.
neresinden bakarsanız 3-4 bin kilometre ötemizde, belki de daha fazla, 7-8 bin kilometre, yanlış bilgi vermeyeyim, 7-8 bin kilometre ötemizde bir Arakan'da Müslümanlar katlediliyor. Müslümanlar yerinden yurdundan ediliyor ve adeta soykırıma uğruyorlar. Değerli hemşehrilerim, değerli gazmanlar, Arakan'dan bize ne diyenler çıkıyor. Ama 100 sene önce istiklal mücadelesi verilirken Arakan'daki Müslümanlar hem Türkiye için dua ediyorlardı, hem Türkiye için uluslararası platformda istiklal ve istikbal mücadelesinin başarılı olabilmesi için gayret gösteriyorlardı. Daha da önemlisi, Arakan'daki, Pakistan'daki, Bangladeş'teki Müslümanlar parmaklarındaki alyansları, boyunlarındaki altınları çıkarıp, kollarındaki bilezikleri çıkarıp bu coğrafyaya gönderiyorlardı ki Türkiye Cumhuriyeti istikbal ve istiklal mücadelesini kazansın. Müslümanlar, Müslüman Türkiye buradan İslam coğrafyasına da önderlik yapabilsin. Dün düştüğümüz durumda bize destek verenlere bugün bizim destek vermemiz zaten boynumuzun borcu. Ama bir başka borç daha var. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum, bir mağdur varsa onun huzuru, onun bekası, onun ülkesinde huzurla yaşayabilmesi için biz dün de gayret gösteriyorduk, bugün de gayret gösteriyoruz, yine göstermeye devam edeceğiz. O yüzden diyoruz ki hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim inşallah hainlere fırsat vermeden oradaki mezarına uğrayan Müslümanların da bundan sonraki bayramlarını huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde ibadetlerini yaşayarak bayram geçirmelerini nasip eylesin diyorum. Bu duayla birlikte hepinizden Allah razı olsun. İşiniz var, gücünüz var. İş zamanı ama ona rağmen işinizi bırakıp buraya geldiniz. Bizimle birlikte oldunuz. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ederken duamız ve dileğimiz sadece Kazman'ınızda, sadece karşımızda değil, dünyada herkes barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde, bayram tadında bayramlar geçirsin diye dua ediyoruz, duamızı tekrarlıyoruz. Ve bir şey daha, değerli valim söyledi, kameralarda varken özellikle söylemek lazım. Sıra-i Rahim güzeldi. Tatile gitmek güzeldi, memleketine gelmek güzeldi. Ama yarından itibaren iki gün insanlarımız yollara düşecek. İstiyoruz ki bayram, bayram tadında hatıralarla insanların hafızasında kalsın. Kazalarla, ölümlerle, yaralanmalarla, sakatlanmalarla insanların aklında kalmasın. Bunun da yolu İçişleri Bakanlığımızın güzel bir uygulaması var. Trene güvenme, kurala güven. Çünkü sen kuralın koyduğu süratin üstünde gidersen, öndeki araçta yeteri kadar mesafe bırakmazsan, frene asıldığın an fren görevini yerine getirmez. Sonuçta fren kul yapısı. Kul yapısına güvenmeyip kurallara güvenmek lazım, kurallara uymak lazım. Onun için de diyoruz ki canınız bizim için önemli. Taşıdığınız yolcuların canı da bizim için bir o kadar önemli. Birkaç gündür televizyonda bir reklamımız dönüyor. İzlemişsinizdir. Yaptığımız işlerle, AK Parti olarak 16 yıldır yaptığımız işlerle biz insanımızın erişimini, ulaşımını kolaylaştırdık. Mesafeleri ortadan kaldırdık. Ve insanımıza da o reklamda şu mesajı verdik. Biz mesafeleri ortadan kaldırmışken siz mesafe koymayın. Hele ki kurallara uymayıp kaza yapıp bu mesafeyi sonsuza çevirmeyin dedik. O yüzden tekrar diyoruz ki lütfen yorgun, uykusuz, alkollü yollara çıkmayın. Kurallara uyun. Taşıdığınız canın sizler için de
bizler için de çok önemli olduğunu bilin diyorum. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ben gelirken dedim ki Cumhurbaşkanımızın da Başbakanımızın da herkese çok çok selamları vardı. Onların bayramlarını kutluyordu dedim. Ama ilde de söylemedim. Burada da unuttum. Dolayısıyla değerlendirelim. Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Başbakanımızla birlikteydik. Ve bayramda burada olacağımızı söyleyince de bizler her ikisinin de hepinize, bütün herkese selamları, saygıları, iyi bayramlar dilekleri vardı. Üzerinizde kalması çok güzel. Çok teşekkür ederim. Abi tersten gelmiyorum. Arkadaşlar lütfen bak. Müdürüm. Şu arkadaşlar şuradan tersten gelmeye başlar. Bacım şu taraftan hacım bak. Şu taraftan geçerim arkadaşlar lütfen. Amca gel hemen sen. Bak hayır. Hayır. Arkadaşlar şuradan bak. Şuradan olmayın. Sen de gel. Hadi tarafından. İyisin inşallah. Açın. Ya şu aracın önünden bir çıkın arkadaşlar. Çocuklar çıkın oradan.